Telefon niye açılmıyor acaba Ayaz Efendi? Belki işi vardır değil mi? Bekleyeyim biraz. Hatta içimden ben 50'ye kadar sayayım. 1, 2, 3, 49, 50. Bir de trip atıyor. Zavallı Öykü zaten trip yesin dursun. Dur ben şuna bir mesaj atayım da aklı başına gelsin. Sevgili Ayaz. Telefonunu açma. Uyuzluğuna devam et. Zaten başına ne geldiyse bu uyuzluğundan geldi. En iyi arkadaşını ortada bıraktın. Şirketi de batırdın. Kızgın surat. Kızgın surat. Kırgın surat. Oh be, içim soğudu. Öykü sen kafayı mı yedin ya? Öyle mesaj atılır mı? Gitme ne olur ne olur. Olur gitme. Gitme. Yazmasaydım bari. Acaba mesajdan önce gidebilir miyim? Aa, şarjı bitmiş bunun. Nerede bıraktım ben şarjı ya? Salonda mı acaba? Özür dilerim. Bunlar senin. Bana gül mü aldın? Haklısın ya, çok aptalım. Erkek adamı gül mü alınır? Ne yapayım ya, aklım başımda mı benim? Üf, beni affet ne olursun. Bak gerçekten sinirle yazdım onları. Gerçek duygularım değildi. Bak, ayaklarına kapanıyorum. Beni affettin mi? Ne yaptın ki seni affedeyim? Hiç. Ben esprili bir giriş yapayım dedim. Nasılsın? Aradım da cevap vermedin. Banyodaydım. Tahmin etmiştim. Telefonum kapanmış da şarjı bitmiş. O yüzden görmedim. Ne yapıyorsun? Telefonumu niye aldın? Ay, teknolojinin esiri olduk. Farkında mısın Ayaz? Okuma. Ya okuma. Senden mesaj gelmiş. Sevgili Ayaz, telefonu açma. Uyuzluğuna devam et. Zaten başımıza ne geldiyse senin uyuzluğun yüzünden geldi.
En yakın arkadaşını ortada bıraktın. Şirketi batırdın. Ya ben gerçekten çok sinirliydim. Sen telefonu açmadın ya. Sinirle yazdım yani, o yüzden. Yoksa gerçek duygularım az onlar benim. Bir anda böyle sinirle ağzımdan, parmaklarımdan çıkardı. Affet beni, ne olur bak yine kapanırım ayaklarına, ne olur. Sinirle söylenen her şey gerçektir Öykü. Ama haklısınız, sen de Mete de. Her şeyin sorumlusu benim. Bu kadar ısrarcı olmamalıydım. Yani iki kişi bir araya gelemiyorsa, belki de bir araya gelmemeleri gerektiği içindir. İki kişi. Gelmemesi, gelmemesi. Bizi kastetmiyorsun herhalde Ayaz. Sadece her şeyi zamana bırakalım diyorum. Hadi Öykü. Ayaz ne yapıyorsun sen ya? Beni böyle gönderme. Sen ne yaptığının farkında mısın? Gitmem lazım. Hastaneye gidiyorsun değil mi? Ben de geleyim, birlikte gidelim. Sadece kontrol, kendim hallederim. Ama ben... Aferin aptal Öykü. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ses yok. Duyulmuyor ki. Biraz yüksek sesle konuşsanız ne olur acaba? Ay bunlar çok neşeli ya. Gülüyorlar bir de. Bunu ben mi yaptım? İlkokulda kovalamıştın beni. Düşmüştüm, hatırladın mı? Hatırladım ya. Ya çok üzülmüştüm ben ona. Hatta benim yüzümden olduğu için bir gece uyuyamamıştım. Kandırma beni. Öğretmen kızacak diye korkmuşsundur. Yapma, ama korkulacak gibi değil miydi? Çok sert bir kadındı bizim öğretmenimiz. Seni severdim. Ya o değil de ben dün gece seni nasıl hatırlayamadım ya? Gerçi bir ara tanıyor gibi oldum da çıkaramamıştım. Çıkarsaydım bile söyleyemezdim bence. Yani... Kız arkadaşın çok kıskançmış gibi geldi bana. He. Yok. Yok. Yani yok derken kız arkadaşın değil anlamında mı? Ha şey, hayır. Yani kıskançlığı kimselere benzemez anlamında. Sana bayağı aşık herhalde. Pardon. Efendim anne. Açamadım çünkü hastanedeyim. Hayır yok bir şey. Ben seni daha sonra ararım. Benim şimdi gitmem lazım. Ama seni gördüğüme çok sevindim. Ben de öyle. Kendine iyi bak. Sen de dikkat et, görüşürüz. Yok artık ya. Şuna bak. Alnına dokundu diye nasıl sevindirik oldu. Of! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.